Selam dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün çok enerjik hissediyorum kendimi. Bir dakika perdemi açayım. Açamayayım perdemi. Bir dakika. Şu kısımlarındaki dağınıklığı boş verelim. Bugün yapacak çok fazla işim var. Şimdi sınavlarım bitti. Ama ödevler biter mi? Bitmez abla. Size to-do listimi söyleyeyim şimdi. Şimdi hazırlandım. Arkadaşımla tırnak yaptırmaya gidiyoruz. Zaten sıkıldım ve aşırı uzun. Yani şuna bakar mısınız? Gerçekten cadı tırnağı gibi oldu. Yani kendi tırnağımın 1,5 katı falan kadar şurada bir şey var. Çok uzadı. Kullanamıyorum. Şu zaten kırıldı. Bilgisayarımın bu USB girişine takıldı ve oradan dolayı kırıldı. Şu da az önce saçımı kuruturken, saçımı atarken bir şeye takıldı sanırım ve kırılmak üzere. Sonra eve geleceğim. Evi toparlayacağım. Evi temizlemem gerekiyor. Çünkü evi bok götürüyor. Gerçek anlamda bok götürüyor. Çünkü bir haftadır sınavlarla uğraşıyordum. İşte sınavlar bitti. Sonra sürekli hadi dışarı çıkalım işte sınavlardan bıktık şeyi oldu ve eve doğru dürüst uğrayamadım bile. O yüzden eve gelince temizlik yapacağım, evi toparlayacağım. Sonra Erasmus kabul mailim de geldi. Ve yurt başvuru formunu doldurmam gerekiyor. Yarına kadar diyebiliyorum ama ben bugün halledeyim çıksın aradan diye düşünüyorum. Akşam saat 7'ye ödevim var. Onu konuşuruz ödev esnasında. Onu dün bayağı bir yaptım yani yarısından çoğunu yaptım. Bugün eksik kalan kısımlarını tamamlayacağım. Ondan sonra bitmedi. Okuldaki alternatif müzik günlerimde öyle bir şey varmış. Ona gideceğiz birlikte. Eğlenceli olacağını düşündük arkadaşlarımızla. Ondan sonra da akşam dışarı çıkacağım. Yani bugün gerçekten yoğun ve güzel bir gün. Çünkü böyle tatlı tatlı şeylerle uğraşacağız. Eğleneceğiz falan filan. Şimdi şeye gideceğim. Armada'nın oradaki YDA Center var ya, orada bir tane Sista Beauty diye bir yer var. Ama kesinlikle daha kısa ve koyu renk bir şey yaptırmak istiyorum. Çünkü böyle kırmızı olsun istedim. Yani kırmızım geldi niyeyse, bilmiyorum sebebini. Üstüme bu çok sevdiğim kırmızı sweatshirtimi giydim. Bunu da en yakın arkadaşımdan görüp ben de özendim ve aldım. Altıma da siyah bir pantolon giydim. Güzel bir gün. Bugün bu arada dersim yoktu benim. Çünkü cuma günü dersim yok. Yani çünküsü yok bunun. Cuma dersim yok. Her neyse gidelim artık. Şimdi o yeleği çıkarttırdık ve badem şekline getirdik ve oje süreceğiz. Şimdi çıktım ve bayıldım gerçekten. Çok iyi duruyor. Eve geldim ve yani şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu tırnağın güzelliği. Yani ben bayıldım. Çok iyi değil mi rengi? Bayıldım ya. Bana şu kısa gibi geliyor. Yani şu tırnak artık kısa bir tırnakmış gibi geliyor. Önceki tırnağa o kadar alışmışım ki hani parmaklarım şöyle yazıyordum telefonu kullanırken. Şu an tuhaf geldi yani yazı yazamadım ilk ama şimdi alıştım. Protez tırnak yaptırmıştım. Oradaki kalıcı ojeyi çıkarttı. Üstüne bunu sürdü yani. Törpüledikten sonra, kısalttıktan sonra. Aşırı hoşuma gitti. Öncelikle evi toplayacağım. Çünkü dediğim gibi ev çok kötü bir halde şu anda yani. Saat şu an 3. Ben böyle 7 falan gibi evden çıkacağım ki işlerim yetişir diye düşünüyorum. O yüzden okey bence. Şunun haline bakar mısın? Bu ne? Yani bu ne peki falan. Hani rezalet. Meclis falan açık. Ay kitap yere düşmüş falan. Eve uğramıyorum derken anladınız bence gerçekten uğramadığımı. Çamaşır atmıştım. Onu asacağız. Çamaşırları astık. Odayı hemen hızlıca topluyorum. Sonra ödevimi yapıyorum. It's your sister's house and you still got it in your drawer. Even now. Okey. Şimdi odayı da topladık. Banyoyu toplamam lazım. Şimdi de Allah kahretsin beni ya. Neyse söylemeyeceğim. Müziğimi açıyorum. Çok güzel bir şekilde toparlıyoruz buraları da. Hallederim değil mi arkadaşlar? En sevdiğim kısımları bitirdim. Şimdi sıra bulaşık yıkamaya geldi. Tamam ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Yapacağım. Halledeceğim.
Pijamalarım nasıl ama? Snoopy. Tam bir ikon can. İşlerimizi hallettik. Şimdi masaya geçtim ve ödevimi yapacağım. Şimdi ödevimi anlatayım size birazcık. Ekon 354 dersi, uluslararası iktisat dersimiz. Böyle ülkelerin birbirleriyle alakalı, yani birbirleriyle yaptığı işte alım satımları, işte ihracatları, ithalatları falan, bunları bir hesaplama üzerine koyuyor. Tablolar yapıyoruz yani bu derste. Bu exchange rate'ler falan, işte dolar, TL, bunların birbirleriyle alakalı ilişkilerine yönelik bu hesaplamalar nasıl değişiyor? Bunu inceliyoruz bu derste. Şimdi bu ödevde şöyle, bize ülkeler dağıttı hoca. Onların CAP, CAP, FAP dediğimiz şeyler var. Böyle financial account, işte current account balance bilmem ne. Financial account'ta mesela işte stoklar, bonolar falan filan giriyor mesela financial account dediğimiz şeye. IMF'nin sitesinden o verileri bulduk. Sonrasında şöyle gördüğünüz üzere Excel'e geçirdim. Grafiklerini çizdik. Yani Excel çizdi, ben çizmedim tabii ki de. Bu exchange rate'i bulduk yine IMF'nin sitesinden. Sonra onunla bu bazı hesaplamalar arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler çizdik. Şimdi bunun üzerine bir yazı yazmam gerekiyor. Bulduğum şeylere göre gerçekten uğraşamayacağım. Çünkü çok yoruldum ve inanılmaz yorucu bir ödevdi. Yani biz arkadaşlarımla dün 6-7 saat ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalıştık. Ve çok zordu. Gerçekten çok zorlandım. Ama keyifli. Yani keyifli. Yani bunun çok zordu ama keyifliydi. Saçma oluyor ama gerçekten keyif aldım ödevi yaparken. Bir 40 dakika falan buna mesai harcamayı düşünüyorum. Sonrasında yurt başvurumu yapacağım. Bye bye. Yani ben hazırlanıp eğlenmeye gideceğim artık. Yet o. Şimdi bu işte veriler IMF'den aldığımız. Sonra şuradan hesaplamalar yaptık bu şekilde. Sonrasında şuradan şöyle grafikler çıkarttık. Şimdi bunlara yazı yazacağım. Okey, şimdi ödevi de bitirdim. Allah'ım çok mutluyum gerçekten. O kadar uyduruk bir yazı yazdım ki hoca diyecek ki Allah seni kahretsin. Keşke yazmasaydım. Benim buna okumaya harcadığım mesaiyi Allah seni kahretsin diyecek ihtimal ama o kadar umurumda değil ki. 3 tane grafiğe şöyle yazı yazdım ve bunu yolluyorum yani. Şimdi Erasmus kabul mailim geldi benim. Tamam mı? Sistem üzerinden yurt seçmem gerekiyor. Bazen yurt çıkmıyormuş. Stresli bir 3-4 gün geçirdim. Yani son dakikada böyle bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum falan. Yani çıkmama ihtimali var yurt odasının. Ama sorun değil yani. Yani evde bulabilirim. Apartman oda kiralayabilirim diye düşünüyorum. Bu site üzerinden şimdi yurt başvurumu yapacağım. Hemen bir 10 dakikada falan. Ondan sonra hazırlanacağız ve artık dışarı çıkacağız. Yet o gerçekten. İstiyor musunuz? Nerede kalmayı tercih ederdiniz? İşte spesifik bir dormitory ister miydin diyor. Sonra Freiburg'a ailen gelecek mi? Hayır tabii ki de. Yani ne saçma bir soru. Sonra başka bir Erasmus öğrencisiyle yaşamak ister miydin? Olabilir aslında. Güzel olabilir. Ne kadar öderdin? 300 euro öderim herhalde diye düşünüyorum. Sonra bu ne demek bilmiyorum. Evet, kabul ediyorum. Sonra bunu yollayacağım. Hemen şunu halledip ben geri geliyorum. Freiburg. Umarım yani bir bokluk çıkartıp beni almamazlık etmezsin diye ümit ediyorum şu okula. Hemen şunu da halledelim. Sonra hazırlanalım. Yaptım. Kendime şöyle tavuk sotemsi bir şey ve yoğurt hazırladım. Ve bunu yiyeceğim şimdi. Yani midem maksimum böyle şeyler alabiliyor. Yemesi kolay. Şimdi hazırlandım. Üstüme bu çiçekli krabımı giydim. Altıma da şöyle pantolon giydim. Makyajımı yaptım. Makyajım çok güzel gözüktüğünü hissediyorum şu anda. De göz makyajımı özellikle. Eyeliner çok iyi çektim. Yani iyi anlatamam size. Şimdi okula gidiyorum. Önce bu alternatif müzik günlerine gireceğiz. Sonra arkadaşlarımla gideceğiz. Dışarı çıkacağız. Yes. Evet, şu an Amfi'deyiz. And this is Ömer. How you doing? And he's asking us about some
Turkish economics question or political questions. Intelligent person. I like him. Thank you. I like you too. Thank you. She's got her stuff correct in life, guys. Listen to her.